lazım. Yüz binlerce gencin sigorta primini ve desteğini vermek lazım. Şimdi oradaki gençler de görüyor, annesi babası zar zor şartlarda, zaten toprakla uğraşmak çok zor. Tabii. Mazot kaç para, gübre %300 kazanç geldi. Yok bir kere. Gelecek yok. Gelecek yok. Emeklilik yok. Genç sigorta yok. Sağlık sorunu şeyi evet. Orada tutmanız lazım. Bu güvenceyi veremezseniz tutamazsınız. Yani aslında bizim 2023 yılında işte bütçeyi yayınladığı hep beraber gördük. Şimdilik faizler artmazsa yaklaşık 600 milyar lira faiz harcamamız var, biliyor musunuz? Toplam çiftçiye verdiğimiz destek ne? Ki anayasada en az 150 milyar olmasına rağmen, zorunlu olmasına rağmen 45 milyar lira. Faiz harcaması ne kadar? 600 milyar lira, bakın. 15 misli. Bakanlıklarımız var değil mi? Diyelim Dışişleri Bakanlığı. 200 ülkede ülkemizi tanıtacağız, lobi yapacağız, ekonomik, siyasal, kültürel, askeri ittifaklar yapacağız. Faiz harcamamız 600 milyar lira. Dışişleri Bakanlığımızın bütçesi ne kadar? 17 milyar lira. Biz bütün paramızı faize veriyoruz. Peki neden faiz %5'ten? Bakın. Yani AK Parti döneminden bahsediyorum ben. İlk 5 yılında %5 iken bugün hazinenin ödediği para neden %30? İngiltere'den %2'ye borçlanırken Türk hazinesi, bankaları bugün Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar 1 yıllık vadede %10 faize alındı, biliyor musunuz? 15'e kadar çıkıyor bu faiz. İşte bunlar buradan gidecek. En son Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolarlık parayı biz 1 yıl sonra Merkez Bankası'na yattı. 1 yıl sonra 5 milyar 500 milyar dolar olarak geri vereceğiz. O 500 milyar 500 milyon doların şeyi nereden gidecek? O bütçeye koydukları, ama şimdilik faiz biraz daha artarsa o 700 milyar liraya çıkacak. Bütçedeki o harcamalar. O ne demek? Bizim vergilerimizin büyük bölümü faize gidecek. Biz çocuklarımızı eğitemeyeceğiz. Çiftçimizi destekleyemeyeceğiz. Yoksullarımıza, engellilerimize, işsizlerimize bakamayacağız demek bu. Aslında baktığınızda faizle ilgili farklı bir pencere çiziliyor iktidar tarafından ekonomiyi yönetirken. Ama her ülke borçludur. Amerika da dünyanın en borçlu ülkesidir. Çin'den borç alır. Ama çok onların ülke markası olduğu için, ülkeleri iyi yönetildiği için, kredileri olduğu için, rasyonel yönetildikleri için, hukuk devleti oldukları için, açık ve saydam yönetildikleri için dünya piyasalarından çok çok düşük borçlanıyorlar. Yani borçlanma bir enstrümandır. Gelirinizi arttırırsınız, borcunuz düşer. Yani ama siz bugün yüksek faiz ödememizin tek nedeni hukuk devletinden uzaklaşmak, şeffaf bir sistemimizin olmaması, öngörülemez bir ülke olmamızdan kaynaklanıyor. Yoksa aynı AK Parti hükümetinde kredi faizleri %6'dan bugün neden %35'e 50'ye çıktı? Bunun bir anlamı var mı sizce? Peki neden Ukrayna'da enflasyon %17? Hani birçok şeye bağlayabilirler. Bizde %150. Efendim işte dış güçler yaptı, pandemiden dolayı oldu, Rusya savaşından dolayı oldu diyorlar. Ama aynı Rusya'da 15. Aynı pandemi onlar daha ağır yaşadı. Savaşın içinde Ukrayna'da 15-17 enflasyon. Nasıl olacak bu iş? Faiz daha düşük Ukrayna'da. Demek ki bir şey yanlış yapıyoruz. Evet. Yanlış yapılan yer belli. Öngörülemez bir yönetim anlayışı. Tek şeye dayalı. Yarın ne olacağı belli değil. Şeffaf değil yönetim anlayışımız. Hukuk devleti değil. Sermayenin bir garantisi yok. Hukuk baskılanıyor. Mahkemeler baskılanıyor, medya baskılanıyor, siyaset baskılanıyor, israf oluyor, yolsuzluk oluyor. İhale kanunu daha yok Türkiye'de, kamu ihaleleri. Yani kaynakların büyük bölümü kamu harcıyor Türkiye'de, dünyanın her tarafında. Vergilerimizin hemen hemen %100'ünü kamu harcıyor. Kamu bu harcamaları yaparken şeffaf, adil bir ihale yöntemiyle yapması lazım değil mi? Öyle olması lazım. Bunu dünya finans piyasasının bilmesi lazım değil mi? Bilmesi lazım. Ama biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Yani her ay, her yıl ihale yasası değişti bu ülkede. Bütün bunlardan dolayı biz daha fazla faiz ödüyoruz.